6 Ağustos 2017 ve burası İzmir Meremel ilçemizdeyiz ve şelale evlerindeyiz. Rekor gelişim ürünümüzü bahçelerinde kullanan site yöneticisi Sayın Şahin Karayol beyefendi bahçesini gezdirecek, sitemizin bahçesini gezdirecek. Ve burası Kasımpaşa Mahallesi, Menemen Kasımpaşa Mahallesi. Hem limon servilerine hem çimlere kullanan Sayın Şahin Karayol beyefendi bahçeyi gezdirecek. Şahin Bey, rekor gelişim ne zaman kullandınız? Nasıl bir sonuç aldık? Bir anlatır mısınız? Merhabalar, adım Şahin Karayol. Menemen Şelale Sitesi yöneticisiyim. Rekor gelişim gübresini 1,5 ay kadar önce kullandık. Hı hı. Sıkıntımız neydi? Sıkıntımız limon sebzelerimiz var bahçemizde. Limon sebzeleri kaç yaşında bunlar? Bunlar 4-5 yaşında civarı. Evet. Evet. Çimlerimizde bir zayıflık vardı. Hı hı. Sarıdı. Çim yapısı olarak da uygun olmayan bir çim vardı burada. Nedir efendim? Uganda çimi. Aynı çim hala duruyor gene. Evet. Aynı çim ama rekor gelişim gübresini attıktan sonra çimlerde hem toparlama hem renk açısından bir şey oldu. Evet. Değişim oldu. Bunu nasıl oldu? Hem gözlerinde görebiliyoruz. Sarımsı bir şeyimiz vardı. Sarı, yeşil, açık yeşil bir renk koyuluğumuz vardı. Hı hı. Şu anki renklerimiz daha koyu. Zaten şeyimizde gözüküyor zaten çimlerimizde. Daha aha koyu. Ağaçlarımızda evet. Şimdi çimleri gösterelim şöyle. Uganda çimiyle ilgili nasıl bir bilginiz vardı daha önceden? Uganda çimi yazın yeşil, koyu yeşil değil de açık yeşil. Kışın sararan bir mevsimsel evet itibariyle. Evet. Çim vardı. Şu anki görüntü. Peki sıklaşma daha oldu mu çimlerimizde? Sıklaşma oldu. Aynı kökten iki filiz vermeye başladı. Kardeşlendirdi yani. Kardeşlendirdi. Evet, evet. Hem daha sık oldu hem daha gür oldu. Daha güzel bir de biçimle alakalı bir şeyden bahsettiniz süre olarak, evet. Daha önceden çimler 10-12 günde bir biçiliyordu. Aha. Şu an haftada bir biçiliyor. Evet. O yönden biraz daha şey oldu. Evet. Sulama miktarınız ne hale geldi? Sulamayı günlük sürüyoruz biz. Her gün. Eskiden? Her gün. Eskiden. Her evet gün sürüyorduk. Şu an 2 günde bir sürüyoruz. 2 günde bir sürüyoruz. Bu da ister istemez siteye bir ekonomi getiriyor haline. İlla ki aylık 150-200 arası bir şeyimiz. Avantajı yakaladınız. Su parasından kurtardınız yani. Bize, evet. Rekor gelişimi zaten masrafını bir ayda çıkartmış oldunuz yani. Çıkardım. Yani sadece su masrafından çıkartmış oldunuz. Yoksa şu gördüğünüz sonuçlar zaten durum ortada. Evet. Pırıl pırıl maşallah. Gelelim şu limon servilerine. Evet. Şimdi limon servilerinde şöyle kurumalar vardı. Hı hı. Biz sizleri bu rekor gelişim gübresini internetten araştırdık. Sizinle tanıştık. Hı hı. Sağ olun sizi, sağ olun. Bayağı bilgilendirdiniz bizi. Hı hı. Nasıl kullanacağımız, kaç gram kullanacağımız, hangi evet ağaca ne kadar vereceğim, onları miktarını falan hepsini bize anlattınız. Biz de sizin tavsiyenize uyduk. Tavsiyeniz doğrultusunda rekor gelişim gübresini ekledikten sonra ağaçlara. Evet. Ağaçlarda 1,5 ay zarfında şöyle yeni filizler olmaya başladı. Ki bozuk ağaçlarda sürgün evet vermek çok kolay değildir. Daha önceki şeyi buydu. Evet. Şöyle yanık şekilde. Evet. Şu an yeni sürgüler bu şekilde. Yeni evet sürgüler verdi. Devam edelim. Ağaçları evet kurtardık. Kurtardık. Ağaçları kurtardık. Evet. Yoksa bu siteye tekrar peyzaj masrafınız ne olacaktı gördüğünüz kadarıyla? Ortalama 15-20 bin civarında bir. Tekrar bir daha bir sürü çimdir vesairedir. Çimler. Kaç metrekarelik bir alanınız burası? Burası 900 metrekarelik bir alan. Yani 38 sakin yaşıyor evet ve bugün tekrar 15-20 bin lira masraf ettiğinizde site başına 400-500 lira gibi bir rakamda en az daire başına, daire bir daire başına bir evet masraf gelecekti yani. Evet. Buradan kurtardınız hali. Evet, evet buyurun. Şu an bakalım yine. Yine bu da tepelerden zaten gözüküyor. Böyle kuruyan şeyler vardı. Hı hı, işler yeni, kuruyor bakın. Evet, yeni filizler falan vermiyor maşallah. Şunlar da yeni filizler. Yeni filizler evet. Zaten bak şunlar da bu dallar falan da. Dallar falan hepsi pırıl pırıl. Biraz daha canlı. Evet. Tabii önümüzdeki yıl bu tekrardan bir daha budandığı zaman. Tabii. Tekrardan eski haline zaten alacağım. Çok zor büyüyen bir şeydir limon servi zaten Şahin Bey. Burada hani zaman gerekiyor. Sonuçta 1,5 aylık bir mesele bu şu anda. Bakıyoruz evet şu anda yine. Evet. Yine sararmalar vardı. Sararmalar falan gitti. Gidiyor bakın uçlarından yeşilleşiyor. Uçlar yeşillendi. Evet. Yeni yeni filizler verdi. Zaten Menemen'deyiz. Bizim üretim yerimiz fabrikamız da Menemen'de zaten. Geldiniz evet fabrikamıza. Fabrikayı da gezdik. Burnunuzun dibinde çözüm var ama siz evet. Devam edelim. Onu anca fark ettiniz yani. Yine bu ağaç da bu şekilde. Evet. Yine yeni filizler var üzerinde. Zaten belli. Şunlar hep yeni filiz. Bak şunlar evet hep yeni filiz. Hep yeni filiz. Evet. Daha önce zaten böyle bir hızlı bir gelişim olmuyordu yazın. Hayır, yani yazın tam tersine geri gidiyordu herhalde. 5 yılda ağaç anlattı. Bakın görüyorsunuz gibi şu anki yanıkları ortada. Şunlar evet. Gördüğünüz üzere bu hale geldi. Şunlar da yeni filizler. Evet.
aslında hep yeni filizler. Hep yani kuruyan bir ağaçta toparladı kendisini. Yeterli zaten burada şu bahçenizin girişi, binanızın girişi. Sitemizi şöyle çekiyorum ben. Evet. Ondan sonra yeşilliği. Yine sakinlerimizden efendim kendinizi tanıtır mısınız? Kadir Sargın. Kadir abi siz ne gördünüz? Yani durum nedir? Vallahi üzülmüştük ağaçlar gidecek diye. Evet. Sayenizde kurtardık. Evet. Bu arada Şahin Bey, su emişiyle ilgili bir konuşalım. Yani toprakta malum burası bir bina. Şimdi, aşırı yağış olabilir halde. Şimdi nasıl oldu? Şöyle söyleyeyim. Sitemizde altyapı olarak biraz moloz var. Evet, aşağılarda. Yani müteahhit şey yapmış buraya. Hı hı. Altına moloz falan şeyler var. Hı hı. Su emişi fazla değildi. Şimdi hı hı. Rekor gelişim gübresini attıktan sonra su kalmıyor diyebiliriz yani. Kalmıyor yani. Evet. Bu da önemli konu. Çünkü tabii, ayağınız tabii, yaş olacak, tabii, çamur tabii, olacak tabii, falan tabii. Öyle. Devam edin efendim. Araya girdik, kusura bakmayın. Evet. Para ne diyeyim ben şimdi? Yani bahçeyi gezmekte zevk alıyor musunuz şu anda? Ya tabii oturmak, akşam keyif yapmak daha güzel oluyor. Evet. Tabii. Şimdi öbür türlü oturuyorsun, üzülüyorsun. Evet. Böyle neşeleniyorsun. Peki yani. Burayı şu an örnek gösterenler var mı? Komşu sitelerden olsun. Tabii canım. Komşular diyor ki ne güzel baba bahçe. Evet. Bizlerinki olmuyor. Biz tabii oldu. İçinde yaşadığımız bakım. İçin pek de bunun değerini bilemiyoruz. Evet. Bakım olduğu zaten belli oluyor yani. Evet, bakımlı, kesinlikle. Bakımlı bir yer olduğu belli oluyor. Yani siz de özen gösteriyorsunuz. Bak evet. Onu da ben size söyleyeyim. İyiyoruz, yani her bir siteye sizin gibi böyle sorumlu bir yönetici de lazım bence. Amin diyelim. Bunlar önemli. Amin diyelim. Ama site sakinlerine sizlere yardım etmesi lazım. Tek başına bu işler olmaz. İlla ki en azından eden, hani yardım eden oluyor tabii. Sizi başkan seçti. Hadi her şey siz yapın da olmuyor herhalde. Öyle değil mi yani? Komşularımız gayet güzel. İyi, sıkıntı yok. Buna çok yok. Ne güzel maşallah. Çok güzel. Şöyle gezelim biraz daha. Ondan sonra bitirelim yani. Evet, buralar daha biraz daha iyi ama gene de burada da yine kavrulmalar söz konusu. Buradaki sürgün daha fazla. Şimdi bir de şu var. Evet. Güneş alan yerler var, güneş almayan yerler var. Evet. Şimdi belki onun da bir şey muhakkak faydası vardır. Tabii ki. Tabii. Zararı vardır. Ama güneş alan yer olduğu halde bakın şu kuruyordu mesela. Evet. Yani gördünüz evet, mü? Evet. Yani sadece güneş almayla yetmiyor halde. Yetmiyor. Burada bugün ne yaptık biz şu anda? Sulamayı azalttık. Sulamayı azalttık. Ve daha da suyun verdiği zararı da kestik, ortadan kaldırdık. Evet. Çünkü ama sulama azaltarak da hani bitkiyi susuz bırakmıyoruz. Çünkü yetiyor. Toprak nemli kalıyor çünkü rekor gelişimle. Evet, evet. Dolayısıyla bir taşla iki kuş vurmuş olduk. Evet. Gübreleri çözdük. Toprağı çözdük. Gevşettik. Suyu emdirttik. Yani dolayısıyla ekonomik bunları biraz yaptığınız zaman işte bu noktaya geliyorsunuz herhalde. Evet. Evet. Şöyle siteyi çekiyorum ben. Şahin Bey, peki tavsiye ettiğiniz arkadaşlarınız oldu mu acaba? Tavsiye ettiğimiz oldu, illaki oldu. Evet. Başka siteler tanıdıklar falan var. Onlara tavsiye ettik. Evet. Güzel bir şey. Yani denesinler. En evet. Azından maddi olarak, görünüm olarak zaten onu hissedecekler. Yani. Kullanan evet. Kişi hissedecek yani. Çok teşekkür ederim. Rekor gelişim müşterimiz Şelale Evleri sitesi yöneticisi Sayın Şahin Karayol Beyefendi ve Kadir Sargın. Kadir Sargın abi sitemizi gezdirdi. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun.